Endigina o'tadigan mavzumuz funksiyaning o'sish va kamayish oraliqlari. Bizga biror fx funksiyaning grafigi berilgan bo'lsin. O'rta a va oraliqda. Dastlab o'sish oraliqi degani nima degani? Kamayish oraliqi degani nima degani? Shuni bir tasavvur hosil qilish uchun mana hozir biz mana grafikni go'yoki tog' deb tasavvur qilamiz. Mana tog'ni bir qismi. Mana tog'ning yonidagi yo'l. Mana bu yerda. Keling, grafikni ustidan chapdan o'ngga qarab harakatlanamiz. Mana bu yerda. Mana shunday yo'nalishda harakatlanamiz. Chunki mana yo'nalish chapdan o'ngga. Strelka mana chapdan o'ngga yo'nalgan. Mana bu tepaga chiqib ketyapmiz mana bu yerda. Agar tepaga chiqib ketayotgan bo'lsak, yuqoriga ko'tarilib ketayotgan bo'lsak, demak bu funksiya o'sayotganligini bildiradi. Qayergacha o'sadi? Mana bu nuqtani eng tepadagi mana shu balandlik, tepalik. Mana bu nuqtani qaraylik. Uni absissasi aytaylik, masalan A, B, C bo'lsa, mana C bilan belgilaylik. Mana shu nuqtagacha yuqoriga chiqib boradi. Bu nuqtadan boshlab pastga tushishni boshlaydi. Demak, yuqoriga chiqib ketyapti, funksiya o'syapti. O'suvchi degani. Bu pastga yozdik mana bu yerda. Bu oraliqda demak, mana bu asl oraliqda funksiya o'suvchi ekan. Mana bu oraliqda mana kamayib boryapti. Qachongacha kamayib boradi? Mana eng mana bu yerda chuqurlik pastki nuqtani olaylik. Bu D nuqta bo'lsin. Mana bu CD oraliqda funksiya kamayuvchi. Bu degani, agar buni ustida bu yuradigan bo'lsak, harakatlanyapmiz. Mana bu nuqtadan boshlab pastga tushishni boshlaymiz. Mana pastga tushib ketyapmiz mana bu yerda. Demak, bu funksiya kamayuvchi degani bildiradi bu narsa. Yana mana bu yerda funksiya o'suvchi, mana bu yerda eng tepalik. Tepalikni A, B, C, D, E bilan belgilaydik mana. Bu oraliqda yana yuqoriga chiqamiz. Harakatlanadigan bo'lsak yuqoriga ko'tarilyapmiz. Funksiya o'suvchi, mana bu oraliqda funksiya kamayuvchi, pastga tushyapmiz. Demak, funksiyani o'suvchi, kamayuvchi deganini mana shunday tasavvur qilishimiz mumkin. Matematik tilda aytadigan bo'lsak, masalan, o'suvchi degani nima degani? Mana bu oraliqda funksiya o'suvchi. Bu tarifini bir eslatib o'tamiz. Bu oraliqdan ixtiyoriy x1, x2 nuqtalarini oladigan bo'lsak, tengsizlikni qanoatlantiradigan. U holda unga mos kelgan funksiyani qiymatlari y1, y2 lar mana bu tengsizlikni qanoatlantiradi. Ya'ni bu narsa kelib chiqadi. Bu funksiya o'suvchi ekanligini bildiradi. Funksiya kamayuvchi degani nima degani? Mana bu yerda kamayapti. Yoki bo'lsa mana bu yerda kamayapti. Bu nima degani? Mana shu oraliqdan ixtiyoriy x1, x2 nuqtalarini oladigan bo'lsak, sonlarni shu oraliqdan ixtiyoriy sonni olamiz. x1, x2. Unga mos kelgan y1, y2 lar uchun ma'lum defensivlik bajariladi. Xo'p, x1, x2. x1, x2 dan kichik. Bu yerda teskari tengsizlik bajariladi. Demak, oldingi qiymati keyingi qiymatidan katta. Mana bu qiymat katta, ya'ni balandroqda mana bu nuqta. Bunday bo'lsa kamayuvchi, birinchisi o'suvchi. O'suvchi, ikkinchisi kamayuvchi. Kamayuvchi. Demak, o'suvchi degani yuqoriga chiqib ketayotgan bo'lsa o'syapti, pastga tushayotgan bo'lsa kamayapti. Mana bu yerda yuqoriga chiqyapmiz, o'syapti, pastga tushyapmiz, kamayapti. Demak, o'sish kamayish oraliqlarini mana shunday tushunamiz. Xo'p, endi hosila yordamida funksiyaning o'sish oraliqini, mana bu o'sish oraliqlarini yoki kamayish oraliqlarini, mana bu kamayish oraligi, yana kamayish oraligi qanday topsa bo'ladi? Buning uchun biz quyidagi teoremadan foydalanamiz.
O fx funksiyonun hasılası barca orta aba aralığındaki x'ler için müsbat olsun. Yani hasılı aba aralığında müsbat olsun. Bu halde funksiyon aba aralığında ösüşü bulundu. Yani hasılı müsbat olsa bir orta aralığında demek o halde funksiyon ösüşü bulundu. Hasılı manfi olsa orta aralığında. O halde funksiyon bana şu aralığında kemal güçlü bulardı. Hemen virgüller uçurup koyuyorduk. Şu aralığında kemal güçlü bulardık. Bu suçu degen sıraki yukarı ge, kemal güçlü degen sıraki paske bir gibiden bilgileyemiz. Yeni misal.